Büyük Ankara Koleji Okul Kurucusu Ahmet Yıldırım'la birlikteyiz. Ahmet Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sohbetimize başlamadan önce dilerseniz sizleri tanıyalım. İsmim Ahmet Yıldırım. Büyük Ankara Eğitim Kurumları kurucu müdürüyüm. Yabancı dil eğitimi ile ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi kapanmaz yaramız var. Neden? Biz çocuklarımıza kumsalda yüzme öğretiyoruz. Yani ben Türkiye'deki yabancı dil eğitimini en basit mantığıyla böyle tanımlıyorum. Onlar hiçbir zaman o denizi görmüyor. Evet. Teorik bilgilerle o kumların içinde oynuyor. Denize attığınız zaman da bocalıyor. Yani bu Türkiye'nin hakikaten çok büyük bir problemi. Biz teorikte inanılmaz ileri düzeydeyiz. Ben dünyanın en ileri düzeyde teorik eğitimini verdiğimizi düşünüyorum yabancı dil adına. Ama pratik hususta sıkıntılarımız oluyor. Neden? Hı hı. Bizim burada belirli günlerde çocuklarımızın Türkçe konuşması yasaktır. Haftanın iki ya da üç günü. Hı hı. Sabah saat 9'da derslerimiz başlar, 6'da biter bizim ders saatimiz. O esnada Türkçe konuşmalarını yasaklıyoruz. Haftada 12 saat yakın İngilizce dersi veriyoruz. İngilizce dersleri ağırlıklı speaking üzerine kurgulanıyor. Evet. Konuşma üzerine kurgulanıyor. Elimizden geldiğince çocuğumuzun evde de İngilizce konuşmasını istiyoruz. Bu yönde şöyle bir uygulamamız var bizim. Her akşam bir saatlik canlı yayın üzerinden çocuklarla İngilizce konuşturuyoruz. Kesinlikle konuşulmaya daha çok ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyorum ben de. Okulun programı bunun üzerine kurulmuş zaten. Derslerde %50 derslerimiz İngilizce anlatılıyoruz. Tekrarlar İngilizce yapılıyor. Yazında 2 ya da 3 haftalık Kıbrıs programlarımız oluyor. 3 hafta orada çocuklarımız İngilizce kampına alınıyor. Bakanlığımızın da desteğiyle çocuklarımızı oraya götürüyoruz. %90 oranında da bu noktada başarılıyız. Yurt dışı programlarının da bu noktada çok ben değerli olduğunu düşünüyorum. Yavaş yavaş o programları da artırmaya başladık. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Çocuklarımızı vatanlarına, milletlerine, cumhuriyetlerine bağlı. Evlatlar, nesiller olarak yetiştirmemiz gerekiyor. Sadece akademik boyutta değil, sosyal yönlerinde desteklememiz gerekiyor. Öncelikle kendilerine, sonra anne ve babalarına ve ülkelerine faydalı ve değer katabilecek gençler ve nesiller olarak yetiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet. Her boyutlarıyla, sadece akademik boyutunu önemseyerek varabileceğimiz bir şey söz konusu değil. Peki Ahmet Bey, vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Rica ederiz. Ahmet Yıldırım'la keyifli sohbetin sonuna geldik. Programımız kaldığı yerden devam ediyor.